Kıymetli hocam, Isparta'daki Aksu bindirmesi dediniz. Şimdi bazı kanallar tabii farklı mesela. Bunun yaratabileceği en büyük deprem diye bir ölçek verebiliyor muyuz biz? Tabii. Şimdi bölgede 7 büyüklüğüne kadar deprem oluyor. 7 büyüklüğüne, tabii, 7 büyüklüğüne kadar deprem oluyor. Tabii. Çünkü 1914 deprem 6.9 büyüklüğünde. Evet. 1957 Fethiye Körfezi depremi 7.1 büyüklüğünde. Evet. Yine tarihsel döneme baktığımız zaman Fethiye Burdur hattı üzerinde bir hasar yapıcı depremler olmuş. Evet. Bu arada Caner Bey bir ıslak, ıslak mendil program esnasında. Her problemi kirletirim böyle. Yani çok teşekkür ederim. Başka da yolu yok göstermenin. Yani bu en iyi şeyi gösterdiniz. Hocam bana şahit olun. Evet. Şimdi ters paylanmanın şöyle bir durumu var. 2011, 24 Ekim 2011'de Van'da meydana gelen deprem aslında fay boyu kısa olmasına rağmen ters faylanmadan dolayı fazla enerji açığa çıktı. 7.2 evet, büyüklüğünde deprem. Üretmesi gereken tabii, daha çok. Tabii. Evet. Bir de burada uzun, yani 100 yıllardır deprem olmaması burada enerjinin daha büyük bir enerji birikiminin olduğunu bize gösteriyor. Ve birçok hatta çalışmada, yayında da burası sismik boşluk olarak geçer. Evet. Yani burada Antalya Körfezi'nde mesela 2013 yılında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şimdi diğer taraftan yine Isparta'nın etrafında Isparta Büklümü'nün kuzeyinde Eber, Çay depremleri 2000'li yıllarda meydana geldi. 1995 Dinar'da meydana geldi. 1971 Burdur vesaire. Bütün bunlara baktığımız zaman ama bu Kıbrıs Zeyi boyunca bir deprem görmüyoruz. Fakat ben buradaki esas tehlikenin boyutunu da bu en son depremde veya en son depremlerde yani 2008'de Girit'te başlayan süreç Batı Anadolu'nun tamamına verebilir miyiz haritayı? Aynen. Evet. Şimdi burada Batı Anadolu Ege'de başlayan sürecin Batı Anadolu'daki etkisini göreceğiz. Aynı zamanda zaten Anadolu'nun önünü açtığı için Doğu Anadolu'dan da baskılamayla birlikte de burada özellikle Orta Anadolu'da hareketi artırdığını, zaten artıracağını zaten son iki gündür Orta Anadolu'da da Tuzgöl'e fayı üzerinde de depremler var. Ve bu akşam da Kayseri'de meydana geldi. Bundan dolayı önemli diyorum. Şimdi bir de ölçeklendirme yapma anlamında biraz önce Caner Bey'in söylediği bir husus vardı. Evet. Mesela kepçeye dokunduğunuzda yıkılan. Şimdi depremde açığa çıkan enerji ölçeklendirme anlamında baktığımız zaman 7.7 büyüklüğündeki Maraş birinci deprem 330 atom bombasının bombasının aynı anda patlatılmasıyla açığa çıkabilecek bir enerji. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bu boyutta gibi enerjinin bu nitelikteki bir betonda yapacağı hasar. İşte zaten örneğin de Maraş'ta, Hatay'da, efendim işte Pazarcık, Islahiye buralarda gördük. Şimdi burada bir şey daha eklemenin faydalı olacağını düşünüyorum ben. 2018'de bizim yönetmeliğimiz çıktı. Fakat 2018 yönetmeliğimize göre baktığımız zaman Türkiye'deki şu an ekranda görmekte olduğumuz bu haritanın özellikle kırmızı olan bölgelerin belli noktalarda aslında oluşan ivme değerinin altında kaldığını görürüz. Yani üretmesi gerekenden az üretmiş. Şimdi 0.75G olarak burada evet. Görünüyor. 0.75G yani evet. Ekran yani haritanın altında okunan değer o şekildeyken ama Hatay'da bunun iki katı gerçekleşti. Şimdi o zaman bizim bütüncül olarak şimdi bir diğer taraftan da Caner Bey hani demiştiniz ya kim yapmalı veya nasıl bir o biraz önce bir önceki ifademden bunu o bütünleşik afet yönetimi içerisinde aslında kamu otoritesinin bir bütüncül anlamda bu konuyu tabii yerel yönetimlerde içine dahil ederek, afadı dahil ederek aynı zamanda vatandaşın da olduğu bir eş güdüm halinde bu sürecin sürdürülmesinde. Vatandaş mesela kent konseyi şeklinde dahil olabilir. Şimdi ama kent konsey tabii kent konseylerinin çalışması tabii kent konseyi şu an çalışmıyor. Kent konseyimiz yok. Yok. Tabii. Daha önce doğru.
Vardı sanırım. Vardı. Şükrü Bey mi kaldırdı? Yok. Aslında tabii orada bazı gelişmeler oldu. Ki ben Kent Konseyi Doğal Afet Komisyonu Başkanıydım aynı zamanda. Önemli bir kurum değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Ama şu an yok. Şu an yok. Evet. Ama mutlaka oluşturması gerekiyor. Çünkü vatandaşımız bu süreci içerisinde olmak zorunda. Ancak kamu burada inisiyatif almak zorunda. Bakın gerekir demiyorum artık. Çünkü devlet şunu yapmak durumunda artık. Ey vatandaşım, ben seni koruyacağım. Korumak zorundayım. Çünkü iş ciddi. Bakın bu işin şakası olmadığını gördük. Burada korkma anlamı söylemiyorum. Biz bu işi ciddiye almak zorundayız. Ve şimdi birinci öneriniz ne hocam? Direkt Isparta'da şu yapılmalı. Şimdi önce Cenab-ı Bey'in söylediği. Evet. Yapı stoğumuzu ivedilikle geçirmemiz gerekiyor. Bir yapı stoğu. Kesin. Şimdi deprem master plan, bir taraftan da deprem master plan hazırlıklarımızı gerçekleştirmemiz, hatta master planımızı da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunu eş güdüm halinde sürdürmemiz lazım. Zaten bunlar bir bütünün parçaları. Sonra bu deprem master planı zaten yapı stoğumuzun parametre, onu işleyeceğiz zaten. Evet. Bunu eş güdüm halinde. Şimdi önce deprem master planı olsun, arkasından yapı stoğu dediğimiz zaman bakın zamanımız yok. Evet. Bir eş güdüm halinde. Bunlar ikisi zaten biri diyen altlığı. Dolayısıyla bu altlığın, yani bir taraftan bu çalışma devam ederken zaten yapı stoğuna ilişkin bilgi de toplanır. Ve bütün bunları birlikte yapabiliriz. Ve burada kesinlikle ve kesinlikle kamu otoritesi, bakanlık düzeyinde. Ben bir başka öneride de bulunmak istiyorum. Türkiye'de AFAD'ın aslında bu noktada, tabii bunu kesinlikle yanlış anlaşılmasın, bir suçlama anlamında söylemiyorum. 7500 personel var Türkiye genelinde. Tabii 7000 personelle bir afet sürecini yönetmek, ya krizi yönetmek bu manada tabii çok da olası değil. Hocam burada bir şey soracağım, tam sözünüzü kesmeyen. Şimdi Maraş'ta bir deprem oldu. Maraş'a odaklandık. Herkes evet. Aynı anda İstanbul'da da böyle bir deprem olsun. Bütün olasılıkları göz önüne almak zorundayız. Bütün olasılıkları göz önüne almak zorundayız. İşte tam bu noktada bizim artık zamanımız yok. Burada kamu otoritesi kesinlikle bakanlık düzeyinde yerel yönetimleri, AFAD'ı, vatandaşı evet. içine alacağı ama bunu o eş güdümü sağlayacak otoritenin bakanlık düzeyinde yapılacak şekilde bizim bunu bir stratejik eylem planı halinde sürdürmemiz gerekiyor. Biraz önce söyledim, evet. o risk değerlendirmesi bütününde. İşte bunları yaptığımız zaman şimdi vatandaşa, tamam vatandaşa yapalım diyoruz. Fakat vatandaş bunu nasıl yapacağı, nasıl bir süreç izleyeceği, vatandaş bunu tek başına yapabilme noktasında da çok tereddütleri var. Bunu o tereddütlerin ortadan kaldırılıp bunların bir yol haritası halinde vatandaşa anlatılır bir biçimde ve ilgili kurumların eş güdümüyle birlikte bir senkronizasyon içerisinde yapılması halinde vatandaş bu sürece dahil olacaktır. Çünkü hakikaten vatandaşta bir talep var. Bunun en tipik örneği İstanbul'da gördük. Evet. Bakın şu an binamızı inceleyin diyen hane sayısı 100 bini geçmiş durumda. Ve bu şeffaf bir şekilde sürdürülürse burada kesinlikle vatandaşın ben katılım sağlayacağını düşünüyorum. Diğer taraftan şunu da unutmamak gerekiyor. Bu aslında katılım sağlayıp sağlamam meselesi ötesinde bir durum artık. Evet. Bu artık zorunluluk diyoruz. Bir zorunluluk. Yapmak zorundayız. Hayır, bu bir tercih değil artık. Bu evet. bir zorunluluk. Çünkü bakın şu an işte biz Maraş depremlerinde bunu gördük. Bu bir zorunluluk. Bunun çıkış, bunun başka yolu yok. Ha biz oturacağız. Bu artık bunu tüm taraflar, ilgili birimler, kurumlar, tabi buraya üniversiteyi de dahil, üniversitelere evet. dahil etmek gerekiyor. İlgili tüm kurumlar. İlgili evet. tüm kurumlar. İşte mesela ben özellikle yarınki toplantının iyi bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. İnşallah. Evet. Çağrıldınız mı hocam? Üniversiteden öyle bir şey var mı? Yok, ben çağrılmadım. Ama belki çağrılan arkadaşımız olmuştur. Onu anladım. Bilemiyorum. O zaman yani bilim insanının gene çağrılmadığı bir toplantı mı var? Hani hep böyle tedirgin olurum vatandaş olarak yani. Sadece şimdi dernekler mi bilmiyorum toplantıyı da. Odalar çağırdılar. Odalar çağırdılar. Belki kısım olabilir. Olabilir. Yani evet. Burada şunu yapmak zorundayız artık. Bakın bu eğer biz bu işi önlem almazsak bu iş canımızı acıtmaya devam edecek. Evet. Yani gerekli, burada kimseyi korkutmak istemiyorum. Yok hocam, gerekli uyarıları yaptınız. Ve biz evet. bizim aslında
Eğer biz depreme hazır olursak deprem bir doğa olayı. Hazır olmazsak bir afet. Kesinlikle. Bu da ne? Elimizde. Evet. Bütün mesele bu.